videoyu da izleyeyim, ondan sonra oyunlara geçiyorum. Kaç dakika yani? 8, 12, 24, 25 dakika oyundayız. Facebook'ta boş boş gezdiğim sırada karşıma bir reklam çıktı. Çalıntı Türk zombi oyununun batış hikayesi. İşte, çok iyi hatırlıyorum. Reklamın üstünde aynen Türkiye'nin ilk ve tek zombi oyunu yazıyordu. İşte bu oyun çıkartıldığı dönemde Türk yapımı şeklinde lanse edilse de insanlara söylenmeyen bir şey vardı. Oyunun A'dan Z'ye her bir detayı çalıntıydı. Her bir kod birebir başka bir oyundan alınmıştı. İşte bugün sizlere oyun çalıp parayı vuran Türk yapımcıların o rezil hikayesini anlatıyorum. Allah Allah! Borzi'den mi çalmışlar? Anam ne güzel oyundu, amına koyayım ya. Bak kaç saatim var, göstereyim size Borzi'yi. Infestation. 82 saat. Bak bu oyunu çok oynadım. Eskiden Borzi'ydi, sonra Infestation oldu işte. Yanlış hatırlamıyorum değil mi ya? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Ses kayıyorsa F5 at. Ama yok yani öyle bir problem. Rigorzi 2013 senesinde Türkiye için büyük bir yeniliğin öncüsü olmuştu. İlk kez Türk bir ekip kendi hayatta kalma zombi oyununu geliştirmişti. Bunu söylememin nedeni Rigorzi 2013'te çıkış... Asiktir, aynısı lan! Bak klan mı, aynısı! Oo, karakteri ne kadar aynı. İlk yaptığında zombi hayatta kalma temalı yabancı oyunlar henüz piyasaya ismini duyurmamıştı. Mesela şu an en popüler zombi hayatta kalma oyunu olan DayZ henüz 2013 yılında Arma 3'ün moduyken Rigorzi adında bir Türk oyunu vardı ortada. H1Z1'ın ise o dönemde tek bir kodu bile yazılmamıştı. Rigorzi açık dünyada diğer oyuncu... Oo, her şey aynı oğlum, şuradaki işte görevine göre... Ününe göre şey geliyordu. Savaşıp loot toplayıp benzer yaparak hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyundu. Yani işte DayZ, H1Z1 gibiydi. Facebook üzerinde yaptıkları ilk ve tek Türk zombi oyunu reklamlarıyla o dönemde inanılmaz bir büyüme yakalamışlardı. Ayrıca... Valla oynasana benim için dayı oğlu, özledik. Yok lan, ne yapacağım valla. Adem'in söylediğim gibi sektörde de teklerdi. Böylece 2013 senesinde yüz binlerce oyuncuyu çekmeyi başardılar ve 2013'te web üzerinde en çok bilinen oyunlardan birisi haline aldılar. Bu noktaya kadar her şey iyi gibi görünüyor değil mi? Rigorzi'yi özgün bir fikirle geliştirmişler. Hem de bunu Türk bir ekip falan yapmış. Asıl hikaye işte tam bu noktada başlıyor. Gelin size Türk yapımı Rigorzi yarım milyon dolarlık bir yatırımı nasıl çaldı anlatayım. Infestation'ın aynısı baba. Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde Sergey Titov isimli bir Rus iş adamı kendi hayatta kalma zombi oyununu yaratmak istiyordu. O zamanlar yeni yayınlanmaya başlamış The Walking Dead dizisinden çok etkilenmişti. Walking Dead evrenini yaratmak için hızlıca işe koyulan Titov, Hammerpoint Interactive ismini verdiği stüdyoyu kurdu ve başlangıç için 500 bin dolar bütçe ayırdı. Her şeyden önce oyuna özgün bir hikaye yazmak istiyordu. Bir masaya oturdu, kağıdını kalemini aldı ve kendi zombi dünyasını kurgulamaya başladı. Bu evrede uzunca bir hikaye yazdı. Hikayenin yanı sıra oyunun gerçekten çok detaylı olmasını istiyordu. Softball muhabbetleri, çeşitli hastalıklar, yaralanmalara özel tedavi yöntemleri... Aklınıza ne gelirse barındırıyordu bu oyun. Yüzlerce silah, zombilerin farklı türleri, alışılmamış base yapma mekanikleri... Tüm bu planlamaların ardından Titov 2010 senesinin ortalarında ufak bir ekiple birlikte yeni oyunun yapım aşamasına başlamıştı. Hammerpoint 2 yıl süren geliştirme aşamasının ardından oyunun alfa sürümünü 15 Ekim 2012 tarihinde The Warzy ismiyle piyasaya sürdü. Piyasaya sürüldükten birkaç gün sonra Amerika Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bir uyarı kağıdı geldi ofislerine. Neymiş Titov ne olduğunu anlayamadan Marka Ofisi Titov'u telefonla arayarak dostça durumu açıkladı. Paramount'un World War Z isminde bir film çıkartacağını ve ilerleyen süreçte bu filme bir oyun yapılabileceğini, bu yüzden Titov'dan oyunun ismini değiştirmesini istediler. Titov oyunun... Bu da The New Z oluyordu herhalde değil mi? İsminin filmden önce konduğunu iddia ederek bu teklifi reddetti ve Paramount ile büyük bir davaya girişti. 4 ay süren bu telif davasında Titov kaybeden taraf oldu ve oyunun ismini The War Z'den Infestation Survivor Stories şeklinde değiştirmek zorunda kaldı. Hammerpoint 2 yıl süren geliştirme aşamasının ardından oyunun alfa sürümünü 15 Ekim 2012 tarihinde Infestation Survivor Stories ismiyle piyasaya sürdü. Çok ama güzel bir sıkıntı vardı. İnsanlar hataların düzeldiğini görmeyi beklerken düşündüklerinin tam tersine, oyun tam bir çöplük haline getirilmişti. O kadar kötü çıkartılmıştı ki bırakın hayatta kalmayı, buglardan yürüyemiyordunuz bile. Karavana girince karakter animasyonları takılıyordu, yerden eşya toplayamıyordunuz. En baştan oyunu kapatıp yeniden açmanız gerekiyordu. Haritada her saniye FPS droplar yiyordunuz, haritanın yüklenmeyen kısımları... Ben bunların hiçbirini yaşamadım ya. Aşağı düşüp ölebiliyordunuz. Silah çeşitliliği beklenenden çok azdı. Iyi. Zombilerin İyiydi yapay ya. Zekası rezaletti. Oyun bu evet, şekilde çıkartılınca inceleme sitelerinin neredeyse tamamından rezalet skorlar topladı. Ve tam 7 tane inceleme sitesinden 2012 senesinin en kötü puanını aldı.
Büyük vaatlerle piyasaya sürülen Infestation Survivor Stories forumlarda alay konusu olmuştu. Kito söylenen bu kötü sözleri yediremeyerek forumdaki kullanıcılara sert küfürler ettiği mesajlar yayınlamaya başladı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu olaylar yaşanırken yani Oğlum benim bildiğim bu oyunu biri alıyor, ücretsiz yapıyor ama full hile oluyor sonra. Ben yanlış oyundan mı? Mantile World War Z davası, yapımcısının söylediği kötü sözler ve o dönemin en kötü puanlarını alması Infestation'ı inanılmaz popüler yapmıştı. YouTube videoları milyon izlenmeler aldı, toplam satışları ise 5 milyonun üstüne çıktı o dönemde. Bir bakıma Erzurum ucubesinde olanın aynısı olmuştu. Fito rezalet bir oyun yapsa bile kötü şöhreti sayesinde oyununu sattırmayı başarmış, o dönemde 20 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. Ancak işler tam da burada sarpa sardı. 2 Nisan 2013 tarihinde oyunun kaynak kodları halka açık bir şekilde internette paylaşıldı. Şimdi işte hikayenin en başına geri dönüyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi Rigorzi'yi? İşte burada Rigorzi'nin hikayesi başladı. Umarım beğenirsin, bakarım birazdan. Siber Kodres ve Fethi Nava isimli iki Türk bir gün internette gezerken Infestation'ın kodlarına bir forumda denk geldiler. Dünya piyasasında alışılmamış tarzda bir oyunun kaynak kodları önlerine altın kağıtla sunulmuştu. Titov'un kendi fikri olan MMO Zombi Hayatta Kalma oyununu Türk bayraklarıyla donattılar. Ve bu çalıntı fikre Rigorzi ismini koydular. İlk ve tek Türk yapımı Zombi Hayatta Kalma oyunu şeklinde Google reklamları vererek başlangıçta on binlerce oyuncuyu içeri çekmeyi başardılar. Bu arada sadece kodları çalmakla kalsalar, hadi bir şekilde geliştirip modlayarak tamamen farklı bir oyuna çevirseler belki de eyvallah diyebilirsiniz. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Infestation için yayınlanmış reklam görsellerini montajlayarak kendi logolarını eklediler. Titov'un uğraşarak yazdığı hikayeyi Türkçe'ye çevirip kendi sitelerinde oyunumuzun hikayesi diye yayınladılar. O dönemlerin forumlarında bazı Türk kullanıcılar durumu çakmış ve oyunun tamamen çalıntı olduğunu yazmış olsa da bu uyarılar içeriye giren insanların fikirlerini değiştirmedi. Bu iki Türk kodırsızı Titov'un fikrine öyle kovmuşlardı ki GameX'te oyunculara hediye ettikleri tişörtlere ve poşetlere Titov'un marka tasarımlarını bayağı aynısı lan koymuşlardı. Ciddi ciddi gidip bu ürünleri fuarda oyunu merak eden oyunculara dağıttılar ve koca fuarda sanki oyun kendilerininmiş gibi davrandılar. O dönemde benim bu anlattıklarımı bilen oyuncular vardı ve GameX yönetimine bu oyunu şikayet ettiler. Hatta GameX'in Facebook yorumlarında bu oyuna salladılar. Ama GameX hiçbir şekilde bu oyuna müdahale etmedi. Tüm bu olayların ardından bazı oyuncular durumu Hammerpoint'a açıklayan bir mail attılar. Gelen şikayetler ve maillerden sonra Hammerpoint durumun farkına vardı ve hemen telif haklarına başvurdu. Rigorzi'nin o dönemde yayınlanmış tüm YouTube videolarına tek tek telif attılar. Rigorzi'yi internetten tamamen kaldırmak için her şeyi denediler ama başaramadılar. Rigorzi neredeyse 10 yıldır hiç kapanmadan yayın hayatına devam etti. Ayakta kaldığı bu sürede toplamda 800 bin oyuncu sayısını geride bıraktı. Her ne kadar tüm detaylarıyla çalındı bir oyun olsa da piyasada ismini duyurmuş büyük bir oyun halini almıştı. Yapımcıları ise tüm bu olayların ardından çalıntı mı değil mi pek önemsemediler. 2013 dönemindeki Türk ekonomisinde oyun içi satın alımlarla birlikte deli gibi ekmek yediler. Rigorzi günümüzde hala açık olan A'dan Z'ye çalıntı bir oyun ve Türk oyun sektöründe piyasaya nasıl bir yapım çıkartmamanız gerektiğinin canlı bir örneği. Oo, baksana, LoL'ün ekip liderlerinden biriymiş. Teşekkür ederiz de vallahi ben bunu oynadım baba, Infestation var mı lan SS'in falan?